Artık bana inanmışsındır ha? Of, hep o Ebru denilen kadın yüzünden. O karıştırdı Ayhan'ın kafasını. Ofisi bile değiştirmemiz için mal sahibiyle o anlaşmıştır. Tabii böylece rahat rahat babasının oteline gidebilecek. Sen Ebru'nun babasının otelinden önce kendi babanı düşündün. Bak arıyor. Sanırım Ayhan'ı da alıp hep birlikte tatile çıkacaktınız. Of. Hepsi tatile gitmek için Ayhan'la beni bekliyor. Hayır. Benimle seni bekliyorlar. Unuttun mu? Damatları benim. Yani sen öyle tanıştırmıştın. Metin! Gitme! Neden? Ha, tokat atmayı unuttun değil mi? At! 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 Hayır, hayır. Benimle tatile geliyorsun. Tatile mi? Hayır kısmet, kusura bakma, gelemem. O kadar da değil yani. Bak, bu fırsat bir daha ele geçmez. Benimle ailemle tatil yapmış olacaksın. Hem de parasını çoktan ödedim. Sana iyi tatiller kısmet. Ya Metin, ne olur, lütfen. Peki, kabul. Tamam, yaşasın. O zaman tatile gidiyoruz. Tamam. Dur, ben... Sen bunu tut. Nasıl? Asos'u beğendin mi? Çok beğendim. Sırf bunun için bile seninle ortak olabilirdim. Aa. Her şerde bir hayır vardır derler. Pardon. Efendim anne. Geldim anne. Ben de şimdi tam seni arayacaktım. Ebru yanımda. Selam. Tamam, selam söylerim anne. Tamam anne, çok açılmam. Tamam anne. Anne bak, sesin gidip geliyor. Anne. Bak duyuyorsan ben seni ararım. Telefonu da kapatacağım. Oh be, bir hafta kafamı dinleyeceğim. Neredeyse adam bizi ofisten kovdu diye sevineceğim. Sayesinde süper bir tatil yapacağım. Artık otele gidelim, yürüyemeyeceğim. Tamam, gidelim. Sık sık böyle tatil köylerine gider misiniz Polat? Gitmez miyiz enişte? Her sene en kralına. Hoş geldiniz. 8 yıldız mı olmazsa gitmiyoruz. İstanbul'dan yani. İstanbul'dan rezervasyon yaptırmıştık. Öyle mi? Buyurun formu doldurun. Ne yapıyorsun lan sen? Polat dur 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 tamam. Ay oğlum ne yapıyorsun sen? Dur. Anne bavulu götürüyor. Ya o senin bavullarını taşımakla görevli Polat. Aa. Eyvah. Bunlar beni rezil rüsva eder. En iyisi her şey yoluna girene kadar bunları gözden uzak tutmak. Ben şaka yaptım lan sana. Tabii. Senin gibi bir eşek yapsa ancak eşek şakası yapar. Hüseyin.
Odalarınızın anahtarlarını aldım. Hadi yürüyün çabuk. Ayhan görmeden sizi ortadan yok etmem lazım. Ay evlat, bu ne acele? Hadi yürüyün. Hadi biraz gezseydik değil mi ya? Okey. Evet ya, hemen odalara gidip dinlenelim. Vallahi babana helal olsun, süper bir tesis yapmış. Buyurun. Ay çok teşekkür ederim kızım, sayende tatil yapıyoruz. Niye onun sayesinde canım? Bu tatil bize piyangodan çıkmadı mı? Aa tabii canım. Ama zarfı o postaladı ya. Yani elleri uğurlu geldi, onu demek istedim. Neyse size iyi tatiller. Güle güle annem. Ay. Siz odanızda dinlenin. Bir yandan Ebru ile bir yandan sizle uğraşmayın. Ortada fol yok, yumurta yok. Damat bey bizimle tatile gelmiş. Ah ne âlâ memleket. Canım bizim kız sonunda bir damat buldu. Ne yapacaktık yani? Onu yalnız başına tatile gönderip elini Almanına, Rusuna mı bıraksaydık? Serdane. Ha. Bunlar aynı odada kalmayacak değil mi? Yok canım, ne alakası var? Onlar Polat'la kalacaklar. Oh, oh. Polat, istersen sen artık odana git. Benim odam burası enişte. Senin odan mı? Ama kısmet odanın anahtarını bana verdi. Evet. Bu oda aynı zamanda senin de odan enişte. Kim o? Ben kısmet. Nasıl? Yerleştiniz mi? Süper bir tatil köyü abla burası. Vallahi sağ ol. Sayende harika bir tatil yapıyoruz. İyi, tamam. Sağ ol. Hadi. Kısmet. Ben kardeşinle mi kalacağım? Evlenmeden önce benimle kalacağını düşünmüyorsun herhalde. Hayır ama yalnız kalacağımı düşünüyordum. Sen bu kafayla daima yalnız kalacaksın. Siz de salakla avanak odada kalın bakalım. Ben de gidip şu Ebru denilen kadınla görülecek hesabımı göreyim. Ay ben biraz spa masajı yaptırmaya gidiyorum. Harika yosun külü de yapıyorlar burada. Burada bir ömür boyu kalabilirim yani. Ben çok uzun zaman yaşadım. Sandığın kadar güzel olmuyor. Bir süre sonra sıkılıyorsun. Seni bilmiyorum ama ben sıkılmam. Ay istersen seni burada işe alalım. Vallahi bulaşıkçılığa bile razıyım. Şaka bir yana çok teşekkür ederim Ebru. Saçmalama. Sen de bana iş konusunda çok anlayışlı davrandın. İyi ki öyle yapmışım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba, seninki mi? Ha? Hayır değil, arkadaşım. Teleolelerdeki gibi mi? O programları çıkan herkes arkadaş. İşlerinde bir tane sevgili yok kardeşim. Ya ya, tabii tabii. İşte burası var ya, cennetin kostümlü provası. Şuraya bak, derya kuzusu var, havuz kuzusu var. Gel vatandaş, gel. Enişte. Ben taşınıyorum bu odadan. Hay aşağıya. Ben de hatun bulduğum zaman seni nasıl sepetlerim diye düşünüyordum. Sen ne yapıyorsun bakayım bu dürbünle? Ne yapacağım enişte? Güneş banyosundan önce göz banyosu yapıyorum. Gel bak, gel gel gel. Gel bak. Bak ne yapıyorsun be oğlum, sapıttın mı? Biri görürse sapağı çıkaradın, gir içeri. Ya ne sapı? Kalbimi kırıyorsun ama enişte. Hem sen kendine oda bakmayacak mıydın? Haklısın evet. Ben gidip bir oda ayarlayayım. Hay aşağıya. Hey dürbün. Akıllı ol. Hı hı. Kapı açılmıyor. Ha? Açılmıyor mu?
Nasıl açılmıyor? Açılmıyor mu? Ha? Allah Allah! Kapı açılmıyor Ferdane! Ne demek kapı açılmıyor canım? Türkçe kapı açılmıyor ne demekse bu da o demek Ferdane! Ama çekin şuradan! Bir şey beceremedin. Anahtarı kapının arkasında bıraktın o yüzden tabii. Hayır bırakmadım! Canım bırakma sen, nasıl açılmaz kapı? Yahu bırakmadım diyorum! Aman aman! Seninle tatile giden ne kabahat! Sen tatil özürlüsün Hüseyin, tatil özürlüsün! Bana bak Ferdane! Biraz daha vıdımıdı edersen bir tarafını kıracağım, harbiden özürlü olacaksın aman, ha! Bizimkiler odalarından çıkmadan gidip Ayhan'ı bulayım. Adam şok olmadan onu duruma alıştırayım. Ne olacak bu cimbabın hali? Ben Beşiktaşlıyım beyefendi. Ya ne iş yapıyorsunuz? Doktorum. Aa çok güzel. Doktor şu kasıklarımda bir kitle oluştu. Durun beyefendi ne yapıyorsunuz ya? Ben psikiyatristim. Deli doktorum. Ruh ve sinir hastalıkları diyelim isterseniz. Sizi bana Allah gönderdi. Doktor delirmek üzereyim. Benim karı beni delirtiyor. Şu karıma bir baksanız. Tatildeyim efendim bakın. Ne olacak doktor bey ben de tatildeyim. Ama tatil zehir oluyor bana. Bana da zehir etme niyetlisiniz anlaşılan. Allah Allah. Benden önce senin bir deli doktoruna görünmen lazım. Şu agresifliğe bak. Resepsiyon meşgul. Ne yapacağız? Durmadan arayacağız. Odayı temizlemeye gelen kadınlar var ya. Onlar gelince kurtuluruz. Onlar ancak yarın sabah gelirler. Bah. 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 Ben yarına kadar 3 tane turist avlar Avrupa Birliği'ne girerdim ya. Bah. Bah. Ya Polat. Koyun çan derdinde kasapet derdinde ya. Bah. Bah. Allah Allah. Resepsiyon hala meşgul. Ay inanmıyorum. Kısmet'in cep telefonu da kapalı. Ne yapacağız şimdi? Ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacağız? Ben bu kapıyı kıracağım. Saçmalama Hüseyin. Sen kapıyı değil bir tarafını kırarsın. Git şurada otur doğru düzgün telefon et. Oturarak telefon et. İmdat! İmdat! Kurtarın bizi! Dur lan lan ne yapıyorsun ya? Tatili odağında geçirmeye niyetim yok. İmdat kurtarın bizi! Ferdane rezil edeceksin bizi ya tatil köyüne. Ne delirmesi canım? Yardım istiyorum. Yanlış duymamışım. Annem bağırıyormuş gerçekten. Niye bağırıyormuş? Ne varmış? Bak babam annemi balkondan atmaya çalışıyor bak. Bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Ben hemen resepsiyonu arayayım. Git ara. Hadi acele et. Ay, pardon bakar mısınız? Merhaba. Benim adım Polat. Sizin adınız ne? Adından sana ne canım? Sapık mıdır nedir Allah Allah? Bir dakika ya. Bir dakika. Allah Allah. Siz bu kafayla Avrupa Birliği'ne biraz zor girersiniz. Senin masaj işi ne oldu? Doluydu. Sonra tekrar gideceğim. Sen niye havuz başında değilsin? Doktor oldum öğreden hemen oram ağrıyor, buram ağrıyor diye başıma üşüşüyor. Bilmez miyim? Ya psikiyatristim deyip kurtulayım diyorsun. Bu sefer de sorunlarını anlatmaya başlarlar. Aynen öyle. Tavla oynayalım mı? Gel küçük bir ders vereyim sana o zaman tavlada. Hadi geç bakalım. Nerede bunlar ya? Of. Ay affedersiniz. Buralarda uzun boylu yakışıklı bir adam ve yanında böyle kara kuru çingen başlısı gibi bir kadın geçti mi buradan? Anlamadım. Tamam yok bir şey. Sen anlayana kadar ben onları bulurum. Ya meşgul ya delireceğim ya bu ne ya? Tamam. Merak etme ben halat hazırlıyorum. Sen dağcı gibi inip bizle annemi kurtaracaksın. Ben mi? Niye ben iniyorum? Tehlikede olan senin kaynanan. Onun gözüne girmek istiyorsan inip seni kurtarman lazım. Benim kaynanamsa senin de anan. Ya. Kadın ölüyor orada. Eyvah. Balkonda yoklar. Annemi aşağıya atmış. Annemi atmış. Acaba o kadın Ayhan'ın içeceğine bir şey atıp zorla sahip mi olmaya çalışıyor? Olmamış ama görünen o ki niyeti o. Adi kadın aramıza nasıl da girdi. Yuva yıkıcı cadı.
Şu anda bu tatil Ayhan'la benim balayımız olabilirdi. 40 kez aradım ya. Bu kadar meşgul olur mu? Ya ben... Bir rehber mehber yok mu ya? Var. Var, al bak. Rusça, Almanca yazmışlar. Kendi memleketimizde bile yabancı gibiyiz. Aa! Ben de sözlük var enişte. Al işte. Rusça, Almanca, İngilizce. Sen bunları hep yanında taşır mısın? Tatilde Avrupa Birliği'ne gireceğiz ya enişte. Bunlar ekmekten daha kıymetli diye. Hadi hadi. Sayende tatili odada geçiriyoruz. Saçmalama. Birazdan çocuklar gelir bizi bulur. Yahu anahtarı dışarıda unutmadım diyorum. Niye anlamıyorsun? Ömrüm boyunca seninle bir tatile gitmek istedim. Onda da odada hapis kaldım. Gel şu bavulları falan boşalt. Kendine bir iş bul. Yoksa fena olacak Ferdane. Peki, emriniz olur efendim. Sen de öyle elin üstünde, elin dizin üstünde otur. Hiçbir şeye karışma. İyi bildin. Hah yaşa. Oh. Oh. Heh. Ha, resepsiyonda meşgul. Hüseyin. Ne? He? Bavulumu karıştırmışlar. Bu benim bavulum değil. Sizin bavulunuz değil mi? Evet. Sizce bu benim eşyam mı? Merak etmeyin hanımefendi. Şimdi ilgileniyorum. 312 numaralı odada kapalı kalmışlar. Gidip hemen ilgilenin. Benim bavulum nerede? Hemen ilgileniyorum hanımefendi. Merak etmeyin lütfen. Çabuk söyle. Bunlar kimin? Nereden bileyim ya? Bu bavuldakiler kimin? Dur. Benim seni paralayacağım Hüseyin. Gel buraya. Maşallah. Gardırobun benden de iyiymiş. Gel buraya. Gel buraya, öldüreceğim dur, seni. Dur, dur. Parçalayacağım seni. Parçalayacağım. Dur. Hayır. Saklambaç mı oynuyorsun? Ödü mü patlattın? Ben de saklambaç oynayabilir miyim? Ya git başımdan, rahatsız etme beni. Ne olur ben de oynayayım. Of, git başımdan, bela mısın? Bak beni rahatsız edeceğine git şurada bak, yakışıklı bir adamla çirkin bir kadın var ya. Git onları rahatsız et hadi. Bir dakika gel gel. Senin arkadaşların var mı? Var. Git onlara söyle, bedava dondurma yemek istiyorlarsa buraya gelsinler. Tamam. Hı. Bakalım çocuklar başının etini yiyince de böyle eğlenebilecek mi Ebru Hanım? Annemi! Annemi öldürüyorlar! Sakin ol Polat! Beyefendi? Babam öldürüyor! Babam öldürüyor! Polat sakin ol! Dur! Hüseyin! Senin değilse o zaman metresinin! Ne metresin Ferdane ya? Benim metresim değil, santimetresim bile yok! Kes sesini, çabuk söyle! O eşyalar kimin dedim? Ya Ferdane, ya ne metresi, ne metresi ya? Bavullar karışmıştır Ferdane. 32 yıl sonra bir tatile çıktık. Ona da berbat ettin. Çok özür dilerim. Tamam, önemli değil. Önemli olmaz olur mu? Ayı gibi çarptım önemli ben size. Önemli değil. Şimdi Polat. Babam annemi balkondan tamam, aşağı atıyor da. Tamam, önemli değil. O yoksa ben sizi görmez miyim? Hadi. Değil mi? Hadi. Değil mi? Hadi. Dar tutma sakın ha. Anladınız mı çocuklar? Anladık teyze. Ne teyzesi oğlum? Ben ablayım abla. Kafanı patlatmadan git, ne diyorsam onu yapın. Hadi bakalım yürüyün. Hı? Hadi. Ya Ferdane benim gözüm senden başkasını görüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Polat oğlum ne işi var senin burada? Babam seni balkondan aşağı atıyordu. Ne yapması be? Odada kilitli kaldık. Aa siz de mi? Evet Metin oğlum. Resepsiyonda arayamadınız değil mi? Evet, nereden biliyorsun? Çünkü başına sıfır koyup çevirmek gerekiyormuş. Hay aşa ya. Niye bunu belirtmemişler? Belirtmişler ama yabancı dilde belirtmişler. Anne. Canım. İyisin değil mi? İyiyim oğlum iyiyim. Ya... Babanın bavulu göya bir kadının bavuluyla karışmış. İnşallah öyledir, öyle diyor. Evet hanımefendi, resepsiyonda bir bayan bavulunun karıştığını söylüyordu. Ha, bak gördün mü Ferdane? Babam seni balkondan aşağı atmıyordu değil mi anne? Ne atmasın? Ne atması be? Az daha karışan o bavul yüzünden annem beni boğuyordu. Nasıl bir aile bu ya? Ama ne biçim konuşuyorsun sen canım? Ay Metin oğlum da bizi yanlış anlayacak şimdi. Yok canım. Kadehimi... Bu harika tatili ayarlayan sevgili ortağıma kaldırıyorum. Teşekkür ederim. Şerefe.
Çocuklar biraz dikkat etsenize ya. Niye dikkat edecekmişiz? Bakın her tarafı batırdınız. Hadi gidin başka yerde oynayın hadi. İstediğimiz yerde oynarız. Bana bakın siz fazla oldunuz ama ha. Şimdi sizin kulaklarınızı... Sakin ol Ayhan, onlar çocuk. Hadi çocuklar, yaptığınız hiç hoş değil. Ay, gidin çocuk bahçesinde falan oynayın. Evladım, Ayhan'la niye atıyorsun? Ebru'nun kafasını at dedim sana. Sen de çocukla çocuk oluyorsun işte. İstediğimiz yerde oynayın. Ben şimdi size gösteririm. Gelin ya. Gelin buraya. Gelin buraya dedim size. Elbet ben sizi yakalarım. Kısmet? Ayhan Bey. İnanamıyorum Kısmet, sen ne arıyorsun burada? Tatil yapmaya geldim. Ha. Ay, sakın ben de burada tatil yapıyorum demeyin. Evet, ben de burada tatil yapıyorum. İnanamıyorum. Ebru'nun babasının yeriymiş, o yüzden. Ha. Demek Ebru'nun babasının servetiyle Ayhan'ın kafasını bulandırıyor. Yalnız mısın? Sayılır. Size iyi tatiller. Ben biraz etrafı keşfetmek istiyorum. Uzağa gitme çocuğum. Nerede hani? Kısmet nerede? Metin oğlu, Kısmet nerede? Ne bileyim, buralarda bir yerlerdedir herhalde. Ay, gidip bulsan oğlum. Sürüden ayrılan kurt kapağımış derler. Onu kapan kurt belli zaten. İşte burada. Selam. Merhaba. Kısmet. Merhaba. Tesadüfe bak, Kısmet de burada tatil yapıyormuş. Ay, otursana şöyle. Neden buraya geleceğini söylemedin? Burası bizim. Ben sana yer ayarlardım. Vallahi Ayhan Bey'in de dediği gibi tamamen tesadüf oldu. Yani sizin burada olduğunuzu bilseydim gelmezdim. Yani sizi rahatsız etmek istemezdim. madem geldim, seni rahatsız edebilirim. Seninle biraz suda oynayalım ha? Ne yapıyorsun Kısmet? Ebru buranın ve bunun gibi birçok otelin sahibinin kızıymış. Bir sürü sorunla çiftle uğraşacağım ama bu servetin varisi olabilirim. Biliyorum Ayhan. Seni nasıl baştan çıkarttığını biliyorum. Ama bundan sonra yapamayacağım. Yürü. Kısmet! Bravo, bravo. Madem Ebru öldü, o zaman biz de kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersin? Kısmet. Ayhan. Kısmet. Ayhan. Kısmet. Ayhan. Kısmet. 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 Gözüm dalmış. Kaç numaralı odada kalıyorsun? Oda numaramı soruyor. Beni hala unutamamış. 806. Güzel. Sizin kaç oda numaranız? Benimki 316. Ben de 314'deyim. Hemen Ayhan'ın burnunun dibine yerleşmiş. Güneş tam tepeye çıkmadan ben kaçayım. Güneş alerjim var. Korunmak için çok yüksek faktörde güneş yağları kullanıyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben odamdayım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Güneşe alerjisi varmış. Benim de sana alerjim var. Nazdurov ya, Şerefe. Bunu ezberleyelim. Rus konuklarımızla içki içerken lazım olur. Ya kız İngilizse? Would you like dance with me? Benimle dans eder misiniz? Benimle dans eder misiniz? Benimle dans mı etmek istiyorsun? Yok abla, İngilizce çalışıyorum da. Ayrıca Almanca ve Rusça da çalışıyorum. Avrupa Birliği'ne gireceğim de. Gir oğlum, gir. Merat Polcia Komitiyatman. Mesela şimdi size tanıştığımı memnun oldum dedim. Ben de memnun oldum. Hüseyin. Ay, yoksa biz öldük de cennete mi geldik? Vallahi bu piyangodan tatil süpermiş. Ben böyle bir ikraminin bize çıkacağını rüyamda görsem inanmazdım. Zaten kız müstakbel damadımla tatil yapacağım diye tutturmasa rüyanda bile göremezdin. Haklısın. Ya cennet gibi dedin ya Ferdane, gerçekten öyle. Ne yesen ne içsen hiç para mara yok. Para mı? O da ne? Ay, ben öyle şeyi çoktan unuttum.
Ay hazır unutmuşken birer tane daha içecek bir şeyler alalım mı? Alalım al, alalım tabii. Bir daha piyango ne zaman çıkar Allah bilir. Ay. Ne büyük tesadüf değil mi? Ya 40 yıl düşünsem sizin de burada tatil yapacağınız aklımın ucuna gelmezdi. E ben sana buraya geleceğimi söylemiştim. Hayır söylemediniz Ayhan Bey. Hay Allah ya söylediğime yemin bile edebilirim. Ay söylemediniz diyorum Ayhan Bey. Ben şimdi size yalan mı söylüyorum burada? Ya tamam sakin ol. Tamam herhalde ben yanılıyorumdur. Ah. Lan gene mi siz? Bakın vallahi billahi bu sefer kulaklarınızı çekerim ha. Dondurmalarımızı versene teyze. Aa ne dondurması canım? Hem ben teyze değil ablayım. Hadi git. Yaptıklarınız yetmedi şimdi de yol kesip haraç mı alıyorsunuz ha? Hadi 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 hadi. Aa, çık. Aynen öyle gidin. Hadi bakayım gidin, hadi gidin, gidin. Hadi. Aa şunlara bak. Nuri gibi bir kız. Kesin Rus bu. Mozda pozda komist yazmam. Pardon? Ah kafam kız pardon. Bak Fransızmış. Bu kadar sözlük aldın. Niye Fransızca sözlük almadın? S'il vous plaît, enchanté madame. Excuse me, I don't understand you. Aa, Fransız değilmiş, İngilizmiş. Asaletinden billah ama. Hello. Hello. Demiş Polat, Avrupalı bir manita yaptın. My name is Polat. Pilot. No pilot, Polat. Ah, nice to meet you Polat. I'm Elif. Elif, ooo, very good name. Aynı Türk ismi gibi ya. Zaten ben Türk'üm. Türk müsün? Siz de Türkmüşsünüz. Ha, hem de Oğuz boyundan beri. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Salak şey, ne olacak? Ne dalgası Elif Hanım? Beni yanlış anladınız. Dalga denizde olur. Bakın örneğin şurada. Bir dakika ya! Oda yok mu? Üzgünüm. Hiç boş odamız yok efendim. Bir şeyler ayarlayamaz mısınız? Ben Polat'la bir hafta aynı odada ne yaparım ya? Polat kim bilmiyorum ama oda durumumuz bu beyefendi. Ha, Polat benim manyak kayınçom. Daha doğrusu gerçekten değil, sahte kayınçom. Çünkü sevdiğim kız yani Kısmet ailesine beni damatları diye tanıttı. Ama aslında beni sevmiyor. Yani onu sevmeyen başka bir adamı seviyor. Ayhan buraya tatile gelince ailesiyle birlikte buraya gelmek istedi. Ama Ayhan onunla değil Ebru ile geldi. Kısmet de mecburen sahte damat adayı diye beni buraya getirdi. Şimdi ben burada sahte kayınçom manyak Polat'la aynı odada kalıyorum. Adamın işi gücü Avrupa Birliği'ne girmek. Onun için acilen benim başka bir odaya taşınıp kafamı toplayarak Kısmet'in Ayhan'dan havasını alıp bana. Yani onu gerçekten seven tek erkeğe dönmesini sağlamam lazım. Anlatabiliyor muyum? Beyefendi isterseniz barmenimizi bir deneyin. O bu konularda daha tecrübelidir. Haklısın. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. En iyisi gidip kafayı çekmek. Sağ ol. Gördün mü nasıl hareket yaptın? Gördüm, gördüm. Ay hareketlere bak. Yavuk almış altına jet ski'yi hava atıyor. Ben lazım şu jet ski'yi, kızı süper tavlarım. Jet ski'yi harika kullanıyorsun hayatım. Bu daha ne ki güzelim. Sen daha dur bak. Ben sana jet ski'mde daha ne numaralar yapacağım. Hadi uçur beni. Kaptan pilotunuz Polat konuşuyor. Sıkı tutun. Kemerlerinizi bağlayın. Ne yapıp edip bir jet ski ayarlamam lazım. Harika kullanıyor değil mi? Kimlerle geldim demiştin? Aman boş ver onları. Akşam bir şeyler yapalım mı? Ya Ebru'ya sözüm var. Hem çok yorgunum. Biraz odamda dinlenmek istiyorum. Hadi sonra görüşürüz. İyi tatiller. Görüşürüz. Ebru. Delireceğim yeter artık. Şu kadını Ayhan'dan uzaklaştırmanın bir yolunu bulmam lazım. Ama nasıl? Düşmanı ortadan kaldırmak için onun hakkında bilgi toplamak lazım.
Ve ben o bilgiyi nasıl bulacağımı biliyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben jet ski'ye bineceğim. Tabii, ne kadar binmek istiyorsun? Bir iki saat falan. İki saati 480 milyon. Ha? 480 milyon mu? Yanlış anladın birader. Ben satın almayacağım. Sadece binmek istiyorum ya. Ben de sana zaten kira ücretini söylüyorum. Kira mı? Hani bu tatil köyünün her şey dahildi? Jet ski dahil değil. Ne? Ne demek dahil değil ya? Adı üstünde her şey dahil işte. Senin dediğin gibi olsa jet ski hariç yazardı. Kardeşim yazıyor zaten. Ama ilanın altına böyle bit kadar yazdıkları için insanlar okuyamıyor. Ondan sonra ben uğraşıyorum burada. Ha. İyi. Tamam, halledeceğiz. Sen jet ski kullandın mı daha önce? Allah Allah! Metin Şentürk bile kullanıyor bunu. Ben de kullanırım gözü kapalı. Ne var? Tamam tamam. Ücreti alayım ben lütfen. Tamam, halledeceğiz birazdan. Verme ama kimseye bak. Yok, vermem, merak etme. Yahu kadın boğuluyor, görmüyor musunuz? Götürün bakalım, hadi. Abi tebrik ederim. Önemli değil, önemli değil. Kim olsa yapardı. Hüseyin, parçalayacağım seni. Hüseyin, doğrayacağım seni Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin, seni paralayacağım. Paralayacağım seni Hüseyin. Ya ne diyorsun sen? Serdane, dur ya. Hüseyin, paralayacağım. Parçalayacağım seni. Deli misin sen ya? Oradan çek. İyi günler. Nasılsın Atika abla? İyiyim. Ben bugün başladım işe. Sen gidip dinlenecekmişim, ben devam edecekmişim. Dinlenecekmişim mi? Şey dedi, daha bugün işe başladım ya, ismini belleyemedim. Fevzi Bey mi? Hah, Fevzi Bey dedi. Peki ne yapacağını biliyor musun? Bilmem be kız. Benim ömrüm 5 yıldızlı otellerde geçti. Peki al şu anahtarı. Bu da malzeme arabası. Burada her şey var. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi doğru düşman karargahına. Ebru Hanım, odanda ne kadar kirli çamaşırın varsa hepsini ortaya çıkaracağım. Al şunu. Ne yapayım canım? Ben kadının hayatını kurtardığını bilmiyordum ki. Ben onu... hayatını kadını yapmaya çalıştığını zannettim. Minik kuşu. Ondan sonra da olan bana oldu. Ne var canım? İnsan kocasını kıskanamaz mı? Ya Ferdane, nereden çıktı bu yaştan sonra kıskançlık falan? Ya hep vardı. Daha önce seni bir kadını öperken görseydim, daha önce paralardım. Ya öpmüyordum Ferdane, suni teneffüs yapıyordum, kadın boğuluyordu. Ay,
Aslan, kahraman kocam benim. Belki akşam ben de nefessiz kalırım odada da, bana da suni teneffüs yaparsın. Aa yok, ben suni şeylerden hoşlanmam. Bana gerçek teneffüs yaparsın. Yahu Ferdane biri duyacak, görecek. Hadi gidip şu şemsiyeli şeylerden içelim mi? Ha? Hadi yürü. Hadi. Enişte, annemi gördün mü? Kaynanamı mı? Evet, ikisi de aynı kişi oluyor. Yani sen ablamla evlenirsen. Tabii evlenirim Polat, niye evlenmeyeyim? O benim bir tanem, aşkım. Alkol problemimiz var galiba. Alkol mü? Yok canım, ablan yüzünden içiyorum. Aslında ağzıma bile sürmezdim ama ablan beni yaktı, biliyor musun? Kül etti yani. Ne oldu? Ayrıldınız mı? Sakın bana geri dönüyoruz falan deme. Yok, merak etme. Ayhan dönmedi, o dönmez. Ayhan kim ya? Kimse kimse. Alkol aldım ya, öyle saçmalıyorum yani. Enişte, annemleri diyorum. Gördün mü? Acil para lazım. Niye? Of! Lazım işte enişte. Ben eniştenim oğlum. Söyle, çekinme. Delikanlı mevzu diyelim. Aa, anladım. Hatun meselesi. Burada senin kapı gibi enişten var ya. Söyle ne kadar lazım? 20, 40, 60. Eniştem benim be. İnan var ya, seni görür görmez kanım ısındı. Benim de sana kayınço. Bu borç geri gelecek. Ablana sevgililik yapamıyoruz. Bari sana eniştelik yapalım. Palat. Ne vardı? Ben temizlik için gelmiştim. Temizlik istemiyorum demiştim. Belki o zamandan bu zamana gerekmiştir diye. Yok, gerek yok. Bir de Ayhan Bey diye bir bey sizi görmek istiyormuş. Ayhan mı? Sanırsam resepsiyonda sizi bekliyor. Sen telefonla aramadı ki. Telefonlar arızalıymış. Kolay gelsin. Sağ ol. Hazır değil mi Jetski? Evet abi hazır. Ben parayı alayım. Ah. Tam 60 yeni Türk lirası. Eskiden bu parayla ev alınıyordu ama şimdi bir jet ski'ye bile zor biniyoruz. Tamam, biliyorsun değil mi kullanmasını? Ben mi? Ben bunların yapıldığı yerde test sürüşü yapıyordum kardeşim. Konuşuyorsun ya. Hadi geç. Konuşuyorsun. Feng Shui. Kesin bu kadın Ay Hanım'a büyü yaptı. Allah'ım şunlara bak. Bunların hepsi Ay Hanım'ın aklını başından almak için hazırlanmış. Üf. Tezek sürse daha iyi bunun yerine. Şunlara bak. Bu ne? Güneş ya. Hem de 50 faktörlü. Güneşten tepeye çıkmadan ben kaçayım. Güneş alerjim var. Korunmak için çok yüksek faktörde güneş yağları kullanıyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben odamdayım. Tamam, görüşürüz. Demek güneşten korunman gerekiyor. Ben seni koruyacak şeyi çok iyi biliyorum. Ayhan Bey beni burada bekliyormuş. Bir yere mi gitti? Ayhan Bey buraya hiç gelmedi Ebru Hanım.
Bana burada olduğunu söylediler. Dönsene kardeşim! Dönemiyorum! Ulan bu da Gökhan Özen gibi kaybolacak. Bunlar hep beni mi buluyor ya? Kolay gelsin. Sağ ol. Sen misin? Nasılsın? Sağ ol da sen kimsin? Ne işin var burada? Hemen kızma Ağacıbaşı. Beni şey yeni gördüm. Ağacıbaşı senin hemşirin dediler. Sen de mi Mengen misin? He, Mengenliyim. Kimlerdensin? Patlıcan oturtmacılardan. Patlıcan oturtmacılar mı? Hiç duymadım bu aileyi. Zaten pek duyan da yok. Küçük bir sülale. Hatta çekirdek sülale diyebilirsin. İyi. Bir sıkıntın olursa gel bana ha. Mengenli ustam. Abi çok zeytinyağı çok meşhur olurmuş. Necla teyzem hep öyle diyordu. Kızı Serap'ı zeytinyağı almaya ta buralara getirtirirdi. Birazcık şu meşhur Ayvaçok zeytinyağından alabilir miyim? Bak orada. İstediğin kadar alabiliyorsun. İstediğin kadar. Sağ olasın. Sağ olasın. Kolay gelsin. Yavaşla, yavaşla! Nasıl yavaşlayacağım? Yavaşlamıyorum! Ya kardeşim elini gazdan çek, elini gazdan çek! Ya tam salak çıktı bu ya! Olmaz! Çekersen denize düşerim! Düşersen alet durur kardeşim. Çek elini! Hayır! Düşemem! Düşemem derinde yüzemem ben! Cavus falan çıkar! Ya ne cavusu? Manyak mısın sen ya? Çek elini gazdan! Çevir direksiyonu, çevir! Yavaşla, yavaş! Yavaşla, yavaş! Kızlar şov mu gördüm acaba? Ebru Hanım'ın güneşe alerjisi varmış. Selülitli vücuduna güneş yağı yerine zeytinyağı sürünce bakalım ne olacak. Bu test sayesinde zeytinyağına da alerjin var mı yok mu anlayacağız? Aklını seveyim kısmetim benim. Şimdi bunu gidip odasına koyalım. Ebru Hanım öğleden sonra pilit çevirme gibi kızaracak. Ya eminsiniz değil mi? Arayan olmadı. Olmadı Ebru Hanım. Arkadaşlarına da sordun mu? Sordum efendim. Sizi Ayhan Bey aramamış. İyi. Arayan olursa haber verirsiniz. Ben odamdayım. Tamam efendim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hüseyin, biz niye herkese böyle tatile çıkıyoruz? Yengeden tatile çıkmıyor da ondan. Ama ne alakası var canım? İnsan günde bir paket yabancı sigaraya para vereceğine, onu bir kenara koysa ayda tam 120 milyon para yapar. 12 ayda 1,5 milyar para eder. İyi de ben sigara içmiyorum Ferdane. Sen de başla. Sonra bırakırsın. Sigara içeceğine böyle her yıl tatil yapmış oluruz. Taksit bile yapıyorlar valla. Ne o canım, öyle nevret madır gibi taksitle tatil mi olur? Fena mı olur işte? Şöyle her sene bir hafta kafamızı dinleriz. Olmaz. Ha bu arada kızlı olan nerede hanım? Sabahtan beri görmedim. Git bak şunlara. Ne olacak canım? Ne yapabilirler? Onlar da bizim gibi denize girip güneşleniyorlardır. İzah edebilirim. Adam bana bozuk makineyi verdi. Hem bunlardan da vermedi. Yoksa ben niye kullanamayayım? Bunu götürün kardeşim, hapse attırın. Ya ben bunun yüzünden işimden gücümden olacağım ya. Kasko diye bir şey var. Sakin olun. Hala konuşuyor. Sen kimsin ya? Sakin olun. Dur kardeşim, dur. Gördünüz bana saldırdı. Götürün bunu zindana atın. Sen hapislerde sürüneceksin. Sürüneceksin. Lan sen benim kim olduğumu biliyor musun? Oğlum kimsin lan sen, kimsin? Bir dakika. Bir dakika, bir şey yapmayacağım. Bir dakika. Benim babam milletvekili. Durun. Babam milletvekili olsa ne olur? Ben milletin kendisiyim ulan. Dur. Lan gördünüz. Bana saldırdı. Siz nasıl öbetçisiniz lan? Bakar mısınız? Ebru Hanım. Buyurun efendim, ne istemiştiniz?
Ayhan Bey beni resepsiyonda beklemiyormuş. Hah, ben de sizi arıyordum hanımefendi. Siz oraya giderken ben de yolda Ayhan Bey'e rastladım. Sizi sahilde bekliyormuş. Ya emin misin? Ay, emin olmaz olur muyum? Yani şurada çalışmak nasip olmasın ki öyle. İyi tamam. Gidip oraya bakayım. Kolay gelsin. Sağ olun. Az daha yakalanıyordum. Hemen gidip şu yağı bırakayım. Sayın Ferdane Pablo, lütfen güvenliğe gelin. Sayın Ferdane Pablo, lütfen bu benim ayol. Ay hayırdır inşallah. Allah Allah. Ayhan da yerinde durmuyor. Annem! Söyle ne oldu? Ya bırakın da annemle yalnız görüşeyim. Cezaevlerinde bile açık görüş var ya. Ay 41 kere maazallah neler söylüyorsun oğlum. Ne cezaevi? Otur çocuğum sen otur otur. Yok yok annem sen otur. Otur otur. Otur. Anne küçük bir kaza yaptım. Ne kazasıymış oğlum? Jet ski kazası. Adam da masrafları istiyor tabii. Ne kadarmış bu masraflar? 1,5 milyar. Aa! 1,5 milyar mı? Oğlum niye ilerlemiş jette? Aman şişesine biniyorsun sen. Anne kiraladım ama ya. Adında mı emanet yok çocuğum? Nereden bulacağız biz o kadar parayı? Anne bulmamız lazım. Bu adamlar sen gelene kadar bana ne işkenceler yaptılar bilemezsin. İşkence mi? Ya. Az evvel küçük bir elektrik kesintisi oldu mu? Ay ne elektriği oğlum? Bana elektrik de verdiler anne. Aa, Allah'ım şu başımıza gelenlere bak. Anne, anne kurtar beni. Bu jet ski'nin tamir parasını bulmamız lazım. İyi de oğlum nereden bulacağız bu parayı? Babamdan. Ha? Aa, Metin? Sen ne arıyorsun burada? Tatile geldim ben. Ay, seni birden karşımda görünce saçmaladım. Dur biraz oturayım. Tabii. Alabilir miyim? Tabii. Kısmet'le beraber mi geldiniz? Birlikte geldik. Ama birlikte tatil yapamıyoruz gördüğünüz gibi. Kavga etmişler. Bir dünyada içmiş. Nasıl beğendin mi buraları? İnsan tadı olmadıktan sonra cennet bile cehennem oluyor Ebru Hanım. Cehennem. Tabii. Hem de fena kavga etmişler. Bak bir ihtiyacın olursa bana haber ver olur mu? Biraz huzura ihtiyacım var. Açık büfenizde bulunur mu? Yarın biraz kendine geldiğinde istersen sen de küçük bir sohbet yapabiliriz ha? Ne dersin? Demek her şey dahil tatilde terapiler de dahil öyle mi? Seni odana götürmemi ister misin? Yok. Ben yüzeceğim. Bence sen yüzme. Yok ben yüzeyim ben. Yüz mü? Yüzeyim. Yüzeyim ben. Hay Allah. Çok kötü durumda. Üzerine gittikçe daha da inatçı olacak. Pardon bakar mısınız? Buyurun Ebru Hanım. Rica etsem can kurtaranlardan biri sürekli şu beyefendiyi gözetlesin. Çünkü çok alkol almış ve denize girmek istiyor. Tamam peki mı? Peki efendim hemen söylerim. Gözünüz üstünde olsun. Anne. Vallahi babam halleder. Bana bak, bana bak. Babandan banka hurdumcusu gibi bahsetme be çocuğum. Nereden bulacak adam o kadar parayı? Hem kim dedi el alemin şesine bin diye? Anne, kaza oldu bağırma. Ama var ya, acayip zevkli ha böyle. Bak şimdi, bak şimdi. Ben babana gidip konuşayım. O meymenin sizalet yüzünden bak neler geldi başına be çocuğum. Gidiyorum ama geleceğim. Bekle beni. Anne. Ne? Bir daha gelişinde temiz iç çamaşırı falan getir. Ve sübhanallah, ve sübhanallah. Ah. Ebru Hanım uyarmasa adam boğulacaktı. Ben hemen iş çözülür diyordum ama kısmetin akıllınca falan yok. Batsın bu dünya.
bitsin bu rüya. Beyefendi hangi odada kalıyorsunuz? Bir odam bile yok. Anlıyor musun? Hadi gülümse. Tut ki karnım acıktı. Kısmete küstüm. Tüm şehir bana küstü. Bir odam bile yok. Anlıyor musun? Merhaba Kısmet. Merhaba Ebru Hanım. Kısmet Hanım benim özel misafirimdir. Yani her türlü kolaylığı gösterirseniz sevinirim Gürhan Bey. Tabii Ebru Hanım. Ben müsaadenizi isteyeceğim. İyi tatiller Kısmet Hanım. Ne sorununuz olursa eminizdeyim. Teşekkür ederim. Kısmet, Metin'i gördüm az önce. Ya. Sahile doğru gidiyordu. Çok da iç geçmişti. Biraz göz kulak olsan diyorum ha. Koskoca adam Ebru Hanım. Ben niye göz kulak oluyorum? Kendi kendine göz kulak olsun. Allah Allah. Fena kavga etmişler. Kısmet'in umurunda bile değil. Ya peki Ayhan'ı gördün mü? Haber gönderiyor ama söylediği hiçbir yerde yok. Yok, hiç görmedim. Odasına bakmayı denedin mi? Hmm, doğru. Bir de odasına bakayım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne? 1,5 milyar mı? Ben de dedim nereden bulalım diye ama çocuğu hapse atacaklar Hüseyin. Anladın mı niye tatile çıkmadığımı? Bu oğlan yüzünden işte Ferdane. Bu oğlan adamı ya katil eder ya da tatilini zehir eder. Hayat sakin ol. Gel sen şöyle otur. O kadar parayı ben nereden bulayım Ferdane? Bu çocuk beni TMSF'nin mallarına el koyduğu adamlardan mı zannediyor canım? Ya ben de öyle dedim Hüseyin ama. Anne ne oluyor bağırış çağırış? Sorma kızım sorma. Kardeşin jet ski'de kaza yapmış. Birini yaralamış mı? Ya Allah'a şükür kendinden başka kimseyi yaralamamış ama. 1,5 milyar hasar var. Ya ödemezsek polise verecekler. Neyse ben bu işi hallederim. Nasıl halledeceksin? Önemli yerlerde tanıdıklarım var baba. Hadi göreyim seni kızım. Bak sakin halledeceğim. Ay sonunda bulabildim seni. Hayırdır bir soru mu var? Hayır sen beni arıyormuşsun. Haber bıraktığın yerlere gittim ama yoktun. Haber bıraktığım yerler mi? İyi de ben sana haber göndermedim ki. Sen zaten 2'ye kadar odamda kalacağım demedin mi? Ama housekeeping bana senin haber gönderdiğini söyledi. İyi ama göndermedin. Nasıl yani? Bu işte bir tuhaflık var ama anlamadım. Neyse sonra araştırırım. Heh bana bak. Gelmişken sahile inelim ne dersin? Olur. Ben gölgede kalırım ama. Tamam. Üzerimi değiştirip hemen geliyorum. Tamam. Kendisi benim kardeşim olur. Anladım Kısmet Hanım. Ebru Hanım masraf neyse karşılanacak dedi. Ebru Hanım söyledikten sonra sorun yok. Kardeşinizi götürebilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yalnız... Bu olaydan bu kadar kolay kurtulmasını istemiyorum. Küçük bir ders verebilir miyiz? Nasıl bir ders? Bakın şimdi. Ya da tam bitecek zamanı buldu. Al benimkini kullan. İyi ama seninki yüksek korumalı değil mi? Daha iyi işte. Güneş banyosu yaparsın ama ıstakoz gibi de olmazsın. Teşekkür ederim. Pardon güzel. Kız mı? Kızım ne oldu? Ay merak etme anne kurtardım. Nasıl yaptın kızım onu? Para ne oldu? Senet imzaladım anne. Artık 2 sene çalışır öderim. Ay aslan kızım benim. Ay ne varsa kız evladında var vallahi. Peki kardeşin nerede? E ona da tabii küçük bir ders vermek lazımdı. Ben de verdim. Ders mi? Ne dersi? Hadi hadi biraz çabuk ol. 500 müşteri tabak bekliyor senden. Kaç tane daha tabak yıkamam lazım benim borcumun bitmesi için? Ben borcu morcu bilmem. Temiz tabak biliyorum. Hadi 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 hadi. Oğlum 1,5 milyar tanesi 1 liradan olsa 1,5 milyon... 1,5 milyon tabak. Bu yağda bir tuhaflık mı var? Ben daha sabah kullandım. Olmaması lazım. Ne bileyim böyle kokusu zeytinyağı gibi falan. Ay yok canım daha neler. Belki bozulmuştur falan sıcak. Hiç yağ bozulur mu ya? At onu sen yedeğini kullanırız. Yok yok neyse canım yağ yağdır boş ver. Sen bilirsin.
Ebru Hanım'ın akşama kıpırdayacak hali kalmayacak. Kısmet! Kısmet! Aa, ne yapıyorsun kızım sen burada? Ha, seni gören de röntgenci zannedecek. Hiç anne öyle dolaşıyordum. Damat nerede? Ay, kardeşinle bizimle uğraşırken damadı ihmal ettin değil mi? Ya etmiyorum anne. Aman diyeyim yavrum. Ortalık işveli cilveli kızlarla dolu. Sakın elinden kaçırma. Kaçırsam bile yenisini bulurum anne, merak etme. Yenisini bulunmuş. Bunu bulman 32 sene sürdü. Hadi anneciğim, iyi tatiller, yemekte görüşürüz. Sağ tamam mı yavrum? Sana da. Dışarıda Avrupa topluluğu giriş yapmam için beni bekliyor. Benim halime bak. Ben burada bulaşık yıkıyorum. Benim buradan bir an önce kurtulmam lazım. Elif ne yapıyorlar acaba ya? Ulan ne kadar harika bir şov yaptın. Hiç önemli değil. Sen beni bir de sürat motorunda gör. Ben sadece seni görmek istiyorum Polat. Ne olur bu gece benimle diskoya gel. Tabii hayatım, gelirim. Sen yeter ki içten bir gülü ver. Yeşerecek bir dal, bir umut ver. Ne yapıyorsun sen? Hayır, git. Deli mi zündesin sen? Git. 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 Deli müdür nedir bu be? Git. Allah Allah. Lan tatilde hayal bile kuramıyorum be. Tatil değil ha, kabus gibi. Benim buradan hemen kurtulmam lazım. Vakit doldu artık. Ebru Hanım pancar gibi olmuştur. Gidip bir güzel gülebilirim ona. Ne oluyor ya? Ayhan ne olmuşsun sen? Ne olmuşum bilmiyorum ama davul gibi gerginim. Pancar gibi olmuşsun. Çok acıyor her tarafım. Merhaba. Merhaba. Ayhan feci yanmışsın. Allah Allah. Hani senin güneş yağın süper koruyordu insanı? Ayhan Bey, siz Ebru'nun mu güneş yağını mı kullandınız? Evet. Benden sana tavsiye, sen asla kullanma. İstakoz gibi oldum ya. Ne yaptım ben? Aşkımı kavurmaya çevirdim. Ya gerçekten çok özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun? Senin ne alakan var kısmet? Ay şey, yani çok üzüldüm demek istedim. Oh, duşumu da aldım. Artık rahat rahat yemeği yiyebilirim şimdi. Aslan karım benim, ne güzel de donatmış masayı. Çek elini, ben onları kendim aldım. Git kendini başka tabaka. Ya Ferdi hani bu kadar şey nasıl yiyeceksin sen? Yemesen bile tadına bakacağım. Mide fesadından ölürsün vallahi. Ölürsem ölürüm, sana ne? Mide benim mide. Allah Allah. İyi, sen bilirsin bak. Sonra demedi deme. Bu yoğurt onu 2 dakikada ayağa kaldırır. Kısmet harikasın. Sen olmasan kavrulup duracaktım odada. Ebru'nun yüzünden kavruldum, sen kurtardın beni. Yoğurt rahatlattı değil mi? Annem hep bize böyle yapardı. Senin eline kimse yoğurt dökemez kısmet. Şu yanıklarım iyileşsin. İlk işim seni öpmek olacak. nerede kaldı bu adam? Nasıl oldun? Verdiğin güneş yağını ilaçları çok işe yaradı. Çok sevindim. Vallahi nasıl oldu anlayamadım. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Neyse canım, takma kafana. Bu güzel akşam yemeğiyle kendini bana affettirdin. Biz Ayhan Bey için üzülelim, o burada Ebru Hanım'la keyif sürsün.
Çok güzel bir yer burası, çok şanslısın. Ben alıştığım için belki bana çok özel gelmiyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Kısmet. Sizi merak ettim de Ayhan Bey. Ha, iyiyim iyiyim, daha iyiyim, teşekkürler. Geç otur şöyle. Ya da bir şey var dedin, ben seni dinlemedim. Hep benim yüzümden. Ya benim yüzümden falan deme Ebru. Yani sen imal etmedin ya o yağı. Yok yok. Her şey bu kadının başının altından çıkıyor. O olmasa biz şu anda bu tatili balayı olarak yapıyorduk Ayhan. Şu kadını ortadan kaldırmadan sana da bana da rahat yok. Kısmet. Tabii bu kadın seni büyülediği için bu işi ben yapacağım. Ah! Kısmet. Ay yok, bu beni kesmedi. Kısmet ne yaptın? Aramızdaki şu fazlalıktan kurtuldum Ayhan.